Evet arkadaşlar, çılgın komşum Termo'yla tekrar bir macera peşindeyiz. Bugün 4 saatlik mountain bike, 5 saatlik mountain bike yarışına giriyoruz ama tekrar evet çevirme işaretini yapıyor. Rogaining yapacağız. Ama bu sefer takım yarışındayız. 4 kişiyiz. With his brothers, right? What is name? Your brothers? Indrek and Ryan. Indrek and Ryan. Okay, and Termo. Nice to meet you, Termo. Okay, how many points will we collect? What's your opinion? What's your target? All the points. All the points. Really? Oh, absolutely. Absolutely. That's the minimum program. Okay, what's the terrain? Is it dirty or mud or asphalt? I don't know. At least no asphalt, but it's very rainy, I think it's coming. It's then it's some mud, we think. Yeah. Arkadaşlar şu anda güneşliydi. Hafif bulutlanmaya başladı. Öğleden sonra full yağış veriyor. I'm talking about the weather conditions. Ama şu anda bahar gelmiş. Etraf böyle yeşil, yemyeşil ve sapsarı papatyalar açmış. Acayip güzel bir manzara var. Ormanın içlerinden birazdan size canlı yayın yapacağız ve takım arkadaşlarımıza tanıştıracağız. Ciao. Ciao. Evet, güzel bir yere geldik. Arabaları çok güzel park ettirdiler bize. Harita çalışanlar. Termo, warming up. Evet, haritalarımızı almaya gidiyoruz. Şimdi bugünkü yarışımızın haritalarını aldık ve plan yapacağız. Dördümüz buradayız. Toplandık. 3 tane harita, bir de benimki var burada. Şurada görüyorsunuz. Evet, şimdi her birimiz ayrı bir plan yapacağız. Sonra o plan üstüne tartışıp 77 nokta görüyorum. 77 noktanın da kaç tanesine varabileceğimizi göreceğiz. Aslında 77 nokta değil. 77'ye kadar işaretlenmiş. Birazdan size haritayı göstereceğim. 45 dakikamız var çalışmak için. Evet. Bütün alanımız burası. Gidebileceğimiz noktalar burada işaretli. Ve 5 saat içinde bu noktaların hepsini almak durumundayız. Sağ olsun abileri, kardeşleri, benim bisikletime de bir tane harita okuyucu takıyorlar. Aslında bende vardı ama Türkiye'den getirmemiştim. Kim bilir nerede. Tabi burada orienteering ve diğer haritalı yön bulma oyunları çok revaçta olduğu için adamlarda fazla varmış. Hemen benim bisiklete monte ediyorlar, sağ olsunlar. Evet ve yarış başlar. Heyo. Hey, hey. Thank you. Thank you.
Termo. Okay. It's okay. Okay. Red light then. Yeah. Bunu SP'de yapamıyorsunuz. O yüzden bisikletlere normal pedal taktık. Ve ayağımızda trail ayakkabılarla gidiyoruz. Yaklaşık 3 saat oldu. Demin ormanda bir evin yanından geçtik. Mis gibi mangalı yakmış. Nasıl karnım aç. Bir anda açlık hissi tüm bedenimi sardı. Yani Türkiye olsaydı gidip abi bir parça ekmek et. Yanına içecek bir şeyler katık edelim derdim yani. Yine girdik Amazon gibi yerlere. Evet, burada kafada kamerada varken acayip takılıp duruyorum ama vallahi ne yapıyorsam sizler için yapıyorum, görün diye. 5 saat boyunca böyle devamlı bisiklet sür, haritada bak, noktayı bul, bazen koş, bazen çamura batağa, ormanın içine dal. Acayip zevkli. Evet, aslında küreksiz, ip etapsız bir macera yarışı. 4 kişilik ekiple birlikte evet, noktayı bulduk. Evet. Hem macera hem foto.
No YouTube'ist me vaatame Ukuvaru valssi. Laulab ja samal ajal tantsib Ukuvaru valssi, sellest on selline neli kompi. Peale finisseerimist. Arkadaşlar Keyla nehrin yanındayız. Biraz önce şelalelerin oradan da geçtik, gördünüz. Evet. Handshake. Hello. First time I see the rock in Estonia. Arkadaşlar buranın Estonya'nın tabi tek olduğu için National Rock'mış. Evet. Noktamızı da buraya koymuşlar. Aynen geriye pas. Dönüyoruz. Yarış yaptığın zamanlarda noktaları zor bir yere koyuyorsun Ali diyenlere gelsin. Evet. Türkiye'de macera yarış yaptığım zamanlarda noktaları zor yere koyuyorsun Ali Rıza hocam diyenlere gelsin. Evet. Zor görmemişiz. Kimi bataklığın içinde, kimi sık ormanın. Ryan'ın kulakçık kırıldı tam önümde. Bakalım yedek var mı elimizde? Eğer yoksa ne yapacağız bilmiyorum. Belki de 3 kişi devam edeceğiz. Tam da 1 saat 15 dakikamız var finish'e. Ryan'ın black chip'ini biz aldık. O artık yarışamayacak. Biz üçümüz devam ediyoruz takım olarak. Onun çipini de okutacağız mecburen. Şimdi başladığımız noktaya yürüyerek artık dönecek. Yazık. Çok uzak değiliz ama yine de bisikleti taşımak arazide zor.
yağmurda yalpalarken sol elde kullanmak ayrı zor. Çok güzel bir yerdeyiz. Hem biraz yağmur yağıyor hem de plajdayız ama tabii bisikleti kumda elde götürmek çok zor. 4 saati geçirdik. Acayip bir yağmur başladı. İliklerimize kadarı sandık ama şimdi biraz duruldu. Bir checkpoint'e geldik. Bir bulmaca mı var nedir bilmiyorum. Tarma bir taraflara gitti. Deniz kıyısı da harika görünüyor. Tam aşağı yukarı 42 dakikamız kaldı. 5 saatin bitmesine. Muhteşem bir yer. Evet, bir yönerge bulduk burada. Evet. Noktamızda bakın bir sürü noktalar. Şimdi yeni yönergeler saklamışlar. Adamlar gerçekten çok hızlı. Bisikleti bıraktıkları gibi koşarak noktaya deparlıyorlar. O yüzden hem çok hızlı düşünüyorlar, hem çok hızlı harita okuyorlar, hem de bisiklet manevra kabiliyetleri çok iyi. Şu anda noktalar arası çok fazla gitmedik. En fazla birkaç kilometre. Evet. Arkamda büyük abisi Tarmo'nun ve diğerleri önümde. Takımda konflikt oluştu valla. Abi arkaya gitti. Tarmo ile diğer kardeşi burada ormanın içine girdiler. Noktayı arıyorlar. Bakalım hangisi bulacak. Hava inanılmaz güzel. Arada yağmur çiseliyor, güneş açıyor. Şanslı bir gün. Shall we begin? Deniz kenarına geldik. Let's begin. Saatinde olması tam 20 dakika var. Çok da yakın değiliz. Hala numara daha doğrusu nokta toplama peşindeyiz. Tempomuz gayet iyi. Açıkçası biraz stres oldum. Bakalım 20 dakikaya finish'e yetişebilecek miyiz? Evet, finish'te görüşürüz artık. Şimdi gidip çiplerimizi bırakacağız ki onlar sayımları yapsınlar. Sanıyorum bir iki saate internet sitesinde güncellemeyi yaparlar. You have to. You have to cut. Thank you. Up. Evet arkadaşlar, bunlar okuttuğumuz çiplerin bütün zamanlamaları, hangi noktadan saat kaçta geçtik.
Evet, bu aslında yarışın faturası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dip toplama görmek bile istemiyorum. GoPro'nun ve cep telefonunun pili bittiği için kapanış konuşmasını ancak böyle bir ambiyans hazırladım ve sizlere sunuyorum şimdi. Çok güzel bir 5 saat geçirdik mountain bike üzerinde Lillo Brothers'la. Evet, Tarmo, Ryan ve Indirekt'i isimleri. Maalesef Indirekt'in bisikleti parçalandı, kulaçık kırıldı. O yarışı bitiremedi ama biz üçümüz devam edip son 1 saat, 1,5 saat kalmıştı. Yarışı bitirdik. İnanılmaz bir gün geçirdik. Çok maceralıydı. Koştuk, çamurlara battık, bisikletle inanılmaz hızlara çıktık. Özellikle tarlalarda, orman içinde, bataklık içinde, single track'lerde kullandık. Zaten videonun hepsini de gördünüz. Ara sıra kafama dallar takıldı vesaire. Ama ben çok eğlendim. Maceralarım devam edecek. Ne diyoruz o zaman? AVM'de kal.